Küçüğümüzü de takdim edin. Çok teşekkür ederim. Biraz geciktik ama hayırlı uğurlu olsun bakanlığınız efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara Sanayi Odamızın değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sizin de söylediğiniz gibi esasında daha önce görüşüyoruz ama daha formal anlamda daha önce ve daha sık görüşmemiz gerekiyor. Fakat özellikle bir yoğunluk nedeniyle bugüne bu toplantının realize olması söz konusu oldu. Ama siz tabii Ankara Sanayi Odası olarak özellikle Türkiye'de her zaman sanayinin özellikle yerli sanayinin daha aktif hale getirilmesi ve katma değeri yüksek ürünleri üretmesi noktasındaki çabalarınızı biliyoruz ve bunların daha da desteklenmesi ve aktif edilmesi lazım, yönlendirilmesi lazım. Çünkü Türkiye alışa gelmiş özellikle orta seviyedeki teknolojik ürünleri ile çok fazla daha ileri gitmesi ve hedeflediğimiz atılımları yapması söz konusu değil. Yani onun ötesine geçmemiz gerekiyor. Özellikle bilişim teknolojilerinin artık çağa egemen olduğu, damgasını vurduğu bir dönemde Türkiye'nin de bu gelişmenin gerisinde kalmaması, önüne geçmesi kaçınılmaz. Yani aksi halde hepimizin işte 2023-2051 hedefleri olarak ortaya konulan hedefleri yakalamamız söz konusu değil. Şimdi inşallah bunları hep ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Basın mensubu arkadaşlarımızın eğer sorular varsa alalım. Buyurun. İhracatçıları yakından ilgilenen bir konuydu. İran sınırlarında yaşanan, sınır kapılarında yaşanan sıkıntı. Bu depoların mühürlenmesiyle aşıldığı ifade ediliyordu ancak o işlemin de askıya alındığı söyleniyor. Şu anda sınır kapılarında durumda bir sıkıntı var mı? Devam ediyor mu? İkincisi ise halk tarafından zehirli ayakkabı olarak bilinen piyasaya sürülen ayakkabılarla ilgili sizin ele geçirdiğiniz piyasadan çektiğiniz çok sayıda ayakkabı vardı. Bununla ilgili çatışmalar ne aşamalı? Yeni bir durum söz konusu mu? Yeni bir partisiyle geçirildi mi? Ve bu daha önce marka ismi vermişti. Bu markanın bu durumu kabul ettiğini açıklamıştı daha önce. Zaten biz de piyasalar çekmeye başlamış demişti. Ama son bir açıklaması var. Bu zehir iddialarına tüketiciler inanmadığı şeklinde bir açıklaması oldu ve kampanya yaparak hatta ayakkabılarını daha çok satmaya başladıklarını söylediler. Bu iki konuyla ilgili bir bilgilendirme. Teşekkür ederim. Önce İran kapılarından başlayalım. Şu anda sorun büyük oranda aşılmış gözüküyor. Yani geçici olarak, geçici bir 15 günlük süre olarak sorun çözüldü. Ama bizim beklentimiz, kanaatimiz bunun devam edeceği, yani 15 günle sınırlandırılmayacağı ve devam edeceği yönünde. Biliyorsunuz son günlerde tırların yönetimiyle ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştı İran'la aramızda. Sonuçta görüşmeler, müzakereler gerçekleştirildi. Ve her iki tarafa da zarar verecek şekilde bir tablo ortaya çıkmıştı en son alınan bu kararlar. Hem İran'ın hem de Türkiye'nin aldığı kararlar neticesinde. Özellikle İran'ın depolara mühür vurmak suretiyle neredeyse bu noktada ulaşımın ve ticaretin büyük oranda engellenmesi sonucunu doğuran bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Ama daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde İran bu uygulamadan vazgeçti. Ve şu anda bir ara giren çıkan araç sayısı 30'lara kadar düşmüştü günlük. Şu anda yine 500'ler rakamına yaklaşmış durumdayız. Bu zaten normal sayı. Hem kalabalıklar yani kuyruklar eridi hem de ticaret tekrar hızlandı her iki ülke giriş çıkışlar açısından. Tabii İran bizim önemli ticaret partnerlerimizden bir tanesi. Hem ihracat olarak hem ithalat olarak. Bu ülke komşumuz. Bunun da böyle olması son derece doğaldır. Daha da geliştirilmesi gerekir. Her iki ülkenin yetkililerinin en üst seviyede bu iradelerini ortaya koyduklarını biliyoruz. Bu da son derece olması gereken bir durumdur. Çünkü ticaret öncelikle komşulardan başlanır yapılmaya.
Bu her iki ülkenin ekonomisinin büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu sorun aşılmış olması önemli bir gelişme. Bu vesileyle İranlı yetkililere biz teşekkür ediyoruz ve bu sorunun bir daha gündeme gelmemesini temenni ediyoruz, bekliyoruz. Şu an itibariyle böyle olumlu bir uygulama, bir yaklaşım söz konusu. Her iki tarafta da olması gereken tabloyla şu anda karşı karşıyayız. İnşallah bu sorun bu şekilde bitmiş olur. Diğer konuya gelince şöyle kısa bir hatırlatma yapmak lazım öncelikle bu sorunuza cevap vermek için. Biliyorsunuz bu ayakkabılarla ilgili toplam 15 numune almıştık. Tahlile gönderdik ve 15 numunenin 12 tanesinin sağlığa zararlı kimyevi katkılar, ürünler ihtiva ettiği ortaya çıkmıştı. Ve yine ilgili mevzuat çerçevesinde bunların ilgili firma tarafından kamuoyuyla paylaşılması, ulusal gazetelerde ve televizyon kanallarında duyurulması ve piyasaya satılan bu ayakkabıların da bedeli karşılığında toplatılması gerekiyordu. Bunlardan 7 tanesiyle ilgili firma kamuoyu duyurusunu yaptı. O ilanda da şu anda benim eğer notlarımda varsa o ilanda da açıkça bunların zehirli kimyasal içerdiği ve bu nedenle toplatılması kararı verdiği getirilmesi halinde bunların bedeli karşılığında alınacağı firma tarafından altını çizerek söylüyorum ilgili firma tarafından kamuoyuna duyuruldu. 5 tanesiyle ilgili tahlil sonuçları biraz geç gelmişti. Onunla ilgili de tebligatlar yapıldı. Yine kanunun gerektirdiği 10 günlük süre içerisinde firma aynı yöntemi kalan 5 numune içinde gerçekleştirecek. Onları da ulusal 2 tane gazetede ve kanalda ilan edecek, duyuruları yayınlayacak. Ve bu şekilde satılmış olan ayakkabıları da toplatılmasını kendilerine getirilmesi halinde bedelinin ödeneceğini duyuracak ve bu şekilde bu sorun çözülmüş olacak. Bizim için büyük oranda tamamlanmış durumda. Şimdi tabii haber olarak ne yapıldı, ne edildi onu bilemiyoruz. Çok da ilgilenmiyoruz. Önemli olan bizim elimizdeki bilgilerdir, datalardır, verilerdir. Bu verilere göre 15 numunenin 12 tanesi çok açık bir şekilde, tartışmasız bir şekilde sağlığa zararlı kimyasal ürün ihtiva etmektedir. Bunun ötesi lafı güzaftır. Yani çok önemli değildir kimin ne söylediği. Tabii öyle bir polemiğe de girmek istemiyoruz ama bu haberler yani söylediğiniz türde haberler bu olayın gerçekliğini ortadan kaldırmaz. Şu anda bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor sürekli olarak. Bakanlığımız sorumluluk alanındaki tüm ürünlerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Adeta göz açtırmıyoruz kesinlikle. Yani bütün ürünler için sürekli raflardan doğrudan tüketiciye arz edilen ürünleri alarak yani orada manipüle edilmesi, ürünlerin değiştirilmesi söz konusu değil. Elemanlarımız random olarak bu toplamalar yapıyorlar ve tahlile gönderiyorlar bütün ürünler için. Ve yoğun bir şekilde de bu uygulamalarımız devam ediyor. Ayakkabıya özel önem veriyoruz. Çünkü bu yaşanan olaylar nedeniyle orada biraz uygunsuz, güvensiz ürün oranı ayakkabılarda biraz daha yüksek diğer ürünlere nazaran. Dolayısıyla oraya biraz daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum tüm ürünler için bu denetimlerimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yani gece gündüz, hafta sonu, yıl sonu, ay başı hiç önemli değil. Onları sürekli olarak yapıyoruz. Etkili bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle. Tabii bu kavramlar Türkiye'nin yeni kavramları. Yani özellikle 2012 yılından sonra, kanun yürürlüğe girmesinden sonra. 2010'lu yıllardan sonra ama esas 2012'den itibaren Türkiye bu konudaki yasal mevzuatını büyük oranda tamamladı. Ve sağlığa zararlı ürünlerin piyasadan toplatılması ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirmesi uygulaması yoğun olarak başladı. Yani bütün gelişmiş ülkelerde bu işlemler nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de tüketiciye daha sağlıklı ürünlerin bütün ürünler için geçerli sunulması noktasında devlet, bakanlık olarak görevimizi yapıyoruz. Gerekli hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Daha da artarak devam edecek. Tabii burada hem biz bu çalışmaları yaparken diğer taraftan da kamuoyunun bu noktada bilinçlendirilmesi de son derece önemli. Yani tüketim yaparken, alışveriş yaparken tüketici de artık bazı hassasiyetlere dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle etiketlerdeki olması gereken bilgiler, ürünle ilgili bilgileri mutlaka aramaları, onların menşei noktasında işte tüm bilgiler, olması gereken etiketler, tüm bilgileri araması ve ona göre kararını vermesi gerekiyor. Tüketici ürünün özellikleri konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. En önemli husus tüm özellikleriyle ilgili satın almadan önce, alışverişten önce ürünün tüm özellikleri konusunda satıcı, tüketiciyi bilgilendirmek zorunda. En temel kurallardan bir tanesi budur.
evrensel bir kuraldır. Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla istediği her türlü bilgiyi tüketici, üreticiden ya da satıcıdan alabilir. Bu onun en temel, en doğal hakkıdır. Bu hassasiyetle alışverişlerini yapmaları son derece önemlidir. Dediğim gibi biz de elbette devlet olarak gerekeni yapıyoruz. Çok dikkatli hareket ediyoruz. Ama bunu birlikte bütün kamuoyunun desteğiyle de daha etkin bir şekilde